Şimdi ben Yazımca Yaylası vardı, 25 kilometrede. Orada doğduk, yani burada doğduk da. Orası bizim köyümüz. Orada çiftçilik yapardık az çok yani. Pek çok olmazdı. Böyle ekerdik, iş bitmezdi. Böyle gele ilkokuldan çıktım. İlkokulu Karapınar'da okudum. İlkokuldan çıktım, terziliğe girdim. Terziliğe girdim. 7 sene Osman Suvatçı terzinin yanında çalıştım. 7 seneden sonra dükkan açtım. Dükkanda çalıştık askerlik gelinceye kadar. Ondan sonra askerlik geldi. Sivas'a gittim. Sivas'ta 2-3 ay falan kaldık. Kars'ın Çıldır kazasında askerlik yaptım. Orada askerden geldik. Askere gitmeden, yalnız onu çekmeyeyim. Gitmeden yengeyle gönücü usulü yani. Öyle aşırı maşırı falan değil. İkimiz de yaylada olduğumuz için, birbirimizi de bildiğimiz için hiç birbirimizi görmedik hiç yani. Nişanlığımızda da görmedik. Ondan sonra ben askere gittim. Geldim. Hiç mali durumumuz yok. Hiç yani ne para var evlenecek, ne ev var oturacak. Babam tıkaraydı ama çok değerli bir insanıydı. Sözü tutulur. Her yerde sözü tutulur. Çok değerli bir insanıydı babam. Ondan sonra bulduk, buluşurduk, evlendik yani neticede. Hatta evleninceye kadar bir gördük mü, görmedik mi bilmiyorum. Bu şekildeydi yani. Ondan sonra evlendik. Evlendikten sonra sadece dükkan açtık, burada çalıştık. Çalıştık devamlı. Dükkanımızın iştigarı, evlendik ya, zaten borca evlendik. Onu ödeyeceğiz diye uğraştık. Ondan sonra işte çocuklarımız oldu. 7-8 çocuk sahibi olduk. 4 kız 4 oğlan değil mi acı? 8. Onları everdik. Everdik. Çıkardık. Hiç mali durumumuz olmadığı şekilde çıkardık. Ondan sonra efendim. Ondan sonra İpeyce terzilikte çalıştık. Sonra Mustafa Aydın arkadaş var ya, bilin Mustafa Aydın ya. Onunla Özkaymak şirketi daha bir şey gönderdiydi. Onunla Özkaymak şirketini açtık buraya. İlk Özkaymak şirketini açtık. Onunla beraber çalıştık. Onu bıraktık. Sonra onunla bir tuhafiye dükkanı açtık. Tuhafiye dükkanında da İpeyce çalıştırdım ben. Tuhafiye dükkanı açtık. Onu da bıraktık. Sonra ne yaptım ben ya? Sonra ne yapacağım? Sonra bazı terzilik yaptık. Geldim işte. Makineni sattım. Tekrar bu yeri aldım. Buraya ev yaptık. Bunlar buraya geldi. Tekrar dükkan açtı. Dükkanda çalıştı. Evimiz yoktu. Ondan uşaklar büyüdüler. Sır Ali'yi nişanladık. Yokluk var. Ev var. Burada iki göz ev var. Aslında iki göz ev yaptırdık. Hepsi temeli atıldı. Hepsini yaptıramadık. Alir diye vereceğimizde bir oda yaptırdık. Onu koyduk iki odaya. Kendimiz eşyamızı aşağıya indirdik pazarlığımızı. İşte öyle geçindik bunun. Şu güne geldik. Çok şükür. Bugünümüze binlerine şükürler olsun. Ama ayağımıza bir kötü dişiler dokanmadı.
çocuğunuzdan, çölmenizden de kötü şeyler görmedik inşallah. Şuraya ne yapalım? İyice dermansız kaldık. Ne yapalım? Şuraya bir küçük dükkan yapalım. Buraya bir şey dükkan açalım. Yiyecek, içecek, çocuklar okul filan da vardı. Burada 25 sene kaldım. 25 yıl. O 25 yılın içerisinde çocuklar da ev verdik. Kızları da çıkardık. Hepsini şey ettik. Ondan sonra ne yapalım? Ne yapalım? Para yok. Ondan sonra azıcık fena değiliz. Zararımız yok. Ben dedim ki Muhammed Hoca, ya benim bir kişilik bir para yıktım. Hacca gideceğim dedim Muhammed Hoca'ya. Ondan da iyi merhabamız var. Devamlı da orada namaz kılarız. Mehmet Ağa dedi, gittiğine bakma da dedi. Şimdi yenge gitmezse pek iyi olmazdı yani. Bir sene daha dur, bir senelik daha yap, yengeyi de götür dedi. Ondan sonra bir sene daha durduk. Allah bir senelik de o da verdi yani doğru Cenab-ı Rabbül Alemin. Hacca gittik. Haccımızı ifa ettik. Geldik. Geldikten sonra ne yaptık ya? Ne bacım hacı? İki bacımı götürdüm, bir yeğenimi götürdüm. Asıl yanına. Asıl iki bacım, bir yeğen, beş kişi gittik. Sanki düğüne gidiyoruz gibi. Bilmiyoruz ya oranın zorluğunu. Onları şeyle, Arabi'yle şey ettik, gönüllerini yaptık. Hepsi öldü. Üçü de öldü götürdüğümüz. İki bacım, bir yeğenim vardı, üçü de öldü. Size ömürler. Ondan sonra çok bir sene geçti. Şöyle kaç sene geçtiydi? Öyle 3-5 sene geçti. Ondan sonra da ya ne yapalım? Bir de Ümriye gidelim dedik. Ümriye gideceğiz. Yurdagül'ü de götüreceğiz Ümriye. Ondan sonra benim Ekrem var. Ekrem'i bilin belki. İyi bilin. Ekrem de açık doğru durmadı. Ya Ekrem'i de götürelim dedik. 4 kişi diye gittik Ümriye. O Ümriye'yi de ifa ettik, geldik. Ondan sonra da işte buralarda yalnız hiç kimseyle münakaşa etmedik. Hiç kimseyle bir darlık geçirmedik. Hiç kimse kim çünkü çocuk gelse selam bile gider. O kadar. Onun için çok memnunum. 84 yaşına girdim. Yenge de 80 yaşında. Allah'a çok şükür yeni evlenmiş gibi yaşıyoruz. Nevzat şeyde, İstanbul Odası'nda. Halit şeyden emekli oldu. Milli Eğitim'den emekli oldu. Şimdi şey dükkanı var. Neydi? Çiğ köfte dükkanı var. Ondan sonra Ali Rıza büyük oğlan benim. Şimdi Aksaray'da müdür vekili şeyde, tapıda. Ekrem emekli oldu. Ondan sonra 3 tane kızı var. Arkadaşlarımız o yoklukta da arkadaşlarımızı tuttuk. İyi terziydim. İyi arkadaşlarla meydana geldik. Onlarla da işimiz bitti yani. Mali durum olsaydı tutmazdım. Arkadaş tuttuktan sonra onun da yaptığına sen de gideceksin yani. Hani bir işin bitiyor ya, para alıyorsun, para veriyorsun, anladın mı, darlığında yetişiyorlar. Ondan oldu ben. Değilse ben hiçbir yeri bilmezdim. Arkadaş tutar, yedirdir. Kimisine yokluk uçu yanaşır. Onmuş dillerdi bizim günümüzde. Babam da öyle dedi rahmetli. Kız evladı ne olacak? Hocamı çıkacak, öğretmenim olacak, okur muymuştu? Biz de okulu heves etmedik. Benim anamın da 8 çocuğu vardı. Orantalıydık. Ebemiz, dedemiz vardı. Benim de kaynanam, kaynatam vardı. Bak, çocuklar vardı işte. Şu çocukta olduğunda aynen öyle öldü benim. Babam
demiş ki bu şey cennetliklere ayırın demiş. İşte böyle şeyleri, ölelere ayırmışlar. Cennetin ağzına varmışlar. Tabii şeyler. Cennete almamışlar bunları. Niye almadılar ki diye bunlar dodurdanmış gari. Niye almadılar ki cennete diye. Orada melekler gelmiş demiş ki 80'ler kişiyle geleceksiniz demiş. 80'ler kişi, 80 kişi alacaksınız her biriniz. Onlarla beraber gireceksiniz demiş. Onun için iyi baksın da sizi de aman şeysin yani. İnşallah cennete gidersiniz de. Lazım olmaz da bir ki olursa alsın sizi de. Çayı tut. Tuttum. Şeker hastalığı var. Hacca gidi hemen hemen 20 senedir falan. 20 senedir var. Tansiyon numara olalı 10 sene falan oldu. Burada oldukça doktor oldum yani. Doktor oldum. Doktora bu hususlardan pek şey etmem yani. Hatta doktor benim yaptığım başka yaptı, bozdu benim yaptığımı. Üçünlü onlar. Üçünlü var. Onu bilirim. Hepsi burada. Tansiyonum şey de burada. Çık yüksek gelirse bir yarım hap içerim. O yerine getirir. Ondan sonra yatırım. Ondan sonra şeker düşerse şeker yerim. Eğer yükselirse İnsülin vururum, indiririm. Bizim şey ettiğimiz mesela şeylerden Ceva Dağı vardı, Vişela vardı. Ben ziyaret ederdim. İstanbul'da da beraber görüşürdük. Orada herkes malı aldıktan sonra gönderirdik şeyle beraber görüşürdük. Ben esnaflar odası başkanlığı da yaptım. Esnaflar işi kooperatifte de üyeydim. Herkesi bilirim, herkes sever. Ben de herkesi severim. Hiçbir şeyim de yok. Şimdi bu vaziyette ağzımı kapalı çarşıya çıktım mı muhakkak görürler beni yani. İyiyiz kardeşim, herhangi bir kimseye ne sıkıntımız oldu, ne bir şey, bir kuşluğumuz oldu, ne bir şeyimiz oldu. Küfür de bilmem. Bazı insanlar küfür edince bir şey var sanıyor ya hani. Hani var olacak sanıyor yani. Küfür müfür bilmem. Bak çocuklarımızı değiştik. Çocuklara dinleye sarmadık, bilim işine girmedik, bir şey yapmadık. Çocuklarımız da şükür kimseden ne bir kötülük getirdiler, ne mahallede dövüştüler. Ne bir nakiyeden ne diğer şu çocuğu bize taş attı, şunu küfür etti diyen olmadı. Çok şükür. Çay koy be amaç. Geçim zora vardı. Her şey bağlandı. Mercimek ektim 40 dönüm, bitmedi. Çemen ektim 40 dönüm, bitmedi. Yekeni ekeriz, bitmez. Yani Cenab-ı Allah, Allah bizim rızkımızı vermedi yani. Göreceğiz Allah'a küseceğiz mi? Vermedi. Yani ondan hiçbir şansımız yok. Ekinden yani hiçbir şansımız yok. Devlet 80 dönüm, 100 dönüm yer verdi, 80 dönüm, şurada Üçopluk'ta. Vallahi ektik, kaç sefer ektik, bitmedi. Ondan sonra da gücümüz olmadı. Yarısını sattım. Yarısını da değiştirdim. Şu şeyler var, sayınlar var şurada. Onlar şurada Karakuyu'da olurlar, şeyde, Yeşeli'de. Onların yeri vardı orada, değiştirdik. Şimdi 40 dönüm orada yerim var. Kiraya veririm, parayı alırım. Eksin, adam kaldırsın. Başka bir şey yok çünkü o kimçilik olmadı yani. Olur.
Kardeşim eskiden büyük küçük vardı. Büyük küçük vardı. Herkes vazifesini bilirdi. Anladın mı? Şimdi ne akraba birbirini biliyor, ne büyük küçük biliyor, ne de bu adam bizim akrabamız acaba ne halde diye soran yok. Cenab-ı Allah bu ukubetleri bizim başımıza onun için veriyor. Zengin onu diyor Allah'a. Fakir de onu diyor. Ne kalıyor? Bir şey kalmıyor. İşte dünyaya Allah diye es veriyor. Dünyaya. Bir Türkiye'ye falan değil. Dünyaya diye es veriyor. Olmuyor kardeşim. Ya ne istiyorsun? Gel şurada dün yeğen aradı, telefon ettim. Ya uzaklaştık. Geldiniz ne dedim. Yok. Paramıyoruz dayı da bilmem filan. Niye paramıyorsun lan? Mali durumun iyi. Buradan yerine geçiyorsun taksiyle. Şurada nasılsınız diyemiyor mu ya? Anladın mı? Diyemiyor mu yani? Ben yeğenlerime telefon açarım öyle. Cuma günler açarım. Filanlar açarım. Hepsinin gönlünü alıyorum. Zaten şimdi gidecek yerim yok. Ondan evvel de zaten işimiz başımızdan aşkınıdı. Yine de varırdık. Akşam gezmeye varırdık. Bilmem şey derdik. Çok iyi yeğenlerim var. İplamın çocukları var. Onları çok severim. Onlar da beni çok sever. Hatta bacımın vefat etti bacım. Onu da hacca gittiydi. Onu da hacca gönderdim. Gittik beraber. Büyük ablam vardı. Onu da götürdüm. Onların çocuğu yeğenim vardı. Onu da götürdüm. Üçü de öldü. Bir arabam vardı. Satacaktım. Arabayı satınca Haçlı gideceğiz. Ümriye. Haçlı gideceğiz. Orada benim işte vefat ettiği yeğenim İsmet şeyde çalışırdı. Memurdu yani. Orada oturuyorlarmış. Dayı çay içelim bir gel ya dedi. Çay içtik, şey ettik. Ümriye gideceğimizsin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Arabayı niye satıyorsun ya dedi. Yeğenim. Araba yetişmiyor paramız. Arabayı satacağım. Onun için dedim. Ümriye gidiyorum dedim. O oradan gari bana dedi. Dayı dedi. Sen arabasız yapamam. Kaç lira lazım sana dedi. 4 milyar lira lazım dedim. Akşama gönderirim ben sana. Arabanı satma dedi. Akşama gönderirim. Arabanı satma dedi. Gönderdi. Haç'tan geldik. Allah'ta açık ekinimiz vardı. Getirdik. 3 milyar lirasını götürdüm. 1 milyar lirası da sonra vereyim yeğenim dedim. Dayı ben almayacaktım ya. Ben istemem dedi ya. Bunu senden almak için vermedim ki dedi. Onu hayır dedim. Ben ödüş aldım. Ödüş aldım. Parayı alacağım. Hatta Ümriye giderken de cebine mi koyduk hacı? Ümriye giderken de 1 milyon lira çünkü bir eline versem almayacak. Cebine koydum, gittiler. Mesela her sene şey alırdık, onlardan kurbanda koyun alırdık. Hepsini söylüyoruz yani. Koyun alırız, hani parasını veririz peşi. De gönderirler bize. Gönderirler. Bir iki sene bizim damat koyunculuk yaptı. Ondan aldık da bu seferki şeyde yeğenim işte İsmet öldü de Ali var şimdi. Ali var. Ben yoksa onu açıp almadım. Telefon açtı. Dayı niye koyun istemedin ya? Paran yoktu. Onun için istemedin filan dedi. Yok yeğenim onun için değil dedim ya. Bizim dedim damat şehitti de. Hatta geçenlerde karı ipi oldu. Yine geldiler. Şuraya şey yaptık, şu işe yani bir demir yaptırdık da. Dayı, borcun falan var mı buna dedi. Parasını ödediniz mi? Para ödemediysen ödeyelim dedi. İşte böyle olacak ya. Ödedik yanım dedi. Böyle olacak. Böyle yok. Olmayacak, öyle olmayacak. Ne olacak kardeşim ya? Evet. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde ben sana
mal vereceğim, sen de malın zekatını vereceğim diyor. Ben sana mal niye veriyorum? Mesela buğdayın %10'unu, efendim koyunun bilmem kaçta, 40'ta bilmem kaçını, bilmem ben vereceğim. Bunu bilen yok yani. Kendi parasıyla herkes kendi parasıyla haram yiyor, haram haram. İşte ondan azdık birbirimize. Eskiden yılbaşı geldi mi, bütün şekilde, bütün manifatörde dükkanlarımız aşağıya alırdık hep beraber. Ölçerdik, kalanının şeyini verirdik. Böyleydi. Şimdi imkanı mı var ya? Malını, hangi dükkan olursa olsun, malını muhakkak sayacaktı. Biliyordu, o zaman da her şey bol oldu. Şimdi adam 50 lira istesen kalacak diye gözü bekler. Kalırsa kalsın da ne olacak da yani. Ben de şimdi şöyle bekliyorum. Ben şuradan varlı yoklu gelse de, ya anladın mı, 3-5 milyon liraya kadar bilecek gücüm var. Gelse yok ya. Hani bizim Karapınar'ımız yokluğunu belli etmiyor. Ben de çıkıyorum, okul çocuklarına veriyorum. Ufacık çocuk, teşekkür ederim, sağ ol amca diyor. Ufacık çocuk ya, hak vermez. Ben onları sevindiriyorum, başka ne yapayım yani? İşte biz bundan geldik. Tamam. Çocukluktan başladık. 84 yaşında naga geldik.